Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, öncelikle ayın konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 6 Nisan'da Terazi Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 20 Nisan'da Koç Burcu'nda yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Bu ay gezegeniniz Merkür retro hareketine başlıyor ve Koç Burcu'nda Güneş Jüpiter'le kavuşacak. Evet, detaylara bakalım. 20 Nisan'a kadar Güneş Koç Burcu'nda ilerleyecek. Hemen 6 Nisan'da Terazi Burcu'nda güçlü bir dolunay var. Bu dolunay para evinizi aydınlatıyor. Ayın geneli aslında yeni ay ve dolunay döngüleri nedeniyle finans, para, gelir giderleriniz, bütçenizle ilgili konulara daha fazla dikkat çekiyor. Terazi dolunay aslında parasal kazançlarınızda beklediğiniz bir aşamaya getirebilir sizi. Bir iş de olabilir bu. Gelir alabileceğiniz, kazanabileceğiniz, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi de olabilir. Bütçenizle ilgili paranızı değerlendirme, yatırımlarınız, hani buralarda belki bazı kararlar vermeniz, dönüşümler yapmanız mümkün. İşbirliklerinizle de ilgili önemli kararlarınız olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili özellikle. Bazı alışverişleriniz olabilir. Hani para harcamaları da söz konusu olabilir. Bütçenize dikkat çekiyor. Maddi durumunuza dikkat çekiyor bu dolunay. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Koç, terazi, yengeç ya da oğlak. Bu burçlarda 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için bireysel tesirleri çok daha önemli olabilir. Dolunayın yönetici gezegeni Venüs ve ayın 11'ine kadar Boğa burcunda olacak. Size olumlu bir açıda olacak. Yurt dışı konuları, internet üzerinde yapılan işler, e-ticaret gibi eğitim konuları, belki bazı seyahat planlarınız ya da iletişim, seyahat gibi işlerle ilgili konularda parasal anlamda da destekler getirebilir. Bazı seyahat fırsatları getirebilir. Merkür de 3 Nisan'dan itibaren Boğa burcunda olacak çünkü. 9. ev konularınızda iletişim, medya, seyahatler, yurt dışı konuları, uluslararası konular, her türlü eğitim konusu bu ay sizin için aktif. Yani iş bağlantılarınız da bunlarla ilgili olabilir. Ve 11'inden sonra Venüs İkizler Burcu'na geçecek. Venüs İkizler Burcu'nda daha çok yönlüdür. Ticari konular, eğitim konuları, seyahatler, hani buralarda evet fırsatlarımızı destekler. Kariyer evinize zaten geliyor. Dolayısıyla 11'inden sonra kariyer alanında beraber çalıştığınız kişiler, onlarla ilişkileriniz daha ılımlı olabilir. Yaptığınız çalışmalar başkaları tarafından daha iyi değerlendirilebilir, fark edilebilir ve tabii ki iş fırsatları da size sunabilir. 12-13 Nisan'da Güneş Jüpiter kavuşumu Koç burcunda olacak. Maddi konulardaki özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, yatırımlar, borç alacak konuları, belki bir kredi konusu, sigorta, vergi, miras, nafaka gibi, tazminat, burs gibi bir konu da olabilir. Jüpiter şanslı bir gezegen. Güneşle kavuşumu yılda bir kez olur ve Koç burcunda olacak. 12, 13, 14 Nisan bunu hissedebiliriz. Bu size maddi anlamda bir sürpriz, bir fırsat. Hani çalışarak değil de sanki size böyle bir çalışmadan gelebilecek bir kaynak olabilir. Eşinizin de gelirlerinde bir artış, jestleri olabilir ya da ortaklık, bir ortaklıktan bir fayda sağlamak, bir kredi almak gibi, bir borcu ödemek gibi ya da sigorta, emeklilik gibi. Hani buralarda kısmetli bir oluşum. Ve yine aynı bölgede 20 Nisan'da yeni ay doğacak. 29 derece Koç burcu yeni ayı, bu aynı zamanda bir güneş tutulması. Güneş tutulmaları biliyorsunuz uzun süreli bir tesir. Bu tutulmayla beraber önümüzdeki 1,5 yıl, 2024'ün Ekim'ine kadar olacak süreçte yaşayacağımız Koç terazi tutulmaları da başlıyor. Kuzey yönlü bir tutulma, Jüpiter etkili. Aynı zamanda Plüton'un da güçlü bir açısı var. Demek ki finans, para konuları, hisseli paralar, paylaşımlar, eş partnerle paylaştığımız paralar, buralardan gelebilecek gelirler, hani para konularında bir açılım var. Kadersel bir dokunuş var. Bu bir tanışma, yeni bir karar. Belki böyle sürpriz bir etki de olabilir. Bu konuları hareketlendirmeye başlıyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarının son derecelerinde böyle 27, 28, 29 gibi gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutunma etkiler sizi. Yine sabit burçların da 0, 1, 2 derecelerinde gezegenleriniz varsa, Kova, Aslan, Boğa, Akrep gibi, yine onunla da bağlantıya geçeceği için tutulmanın tesirleri artabilir. Evet, tutulma bu ay kendini gösterebilir.
önümüzdeki Temmuz'da, Ekim'de, Ocak yeri gelecek, Mart, Nisan ayları gördüğünüz gibi uzun süreye yayılan, dönem dönem de etkileriyle karşılaşabileceğimiz bir tesirden bahsediyoruz. Ve yine 20 Nisan'da Güneş artık Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Ve aynı gün Merkür Boğa burcunda gerilemeye başlıyor. Bu gerileme 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Yönetici gezegeninizin retrosu sizde biraz enerji düşüklüğü yaratabilir. Böyle bir kararsızlık, bir motivasyon eksikliği yaratabilir. Ancak çok olumsuz değil. Çünkü o açı olarak Boğa burcunda size sert bir açı da olmayacak. Fırsatlar da olabilir. 9. evinizde olacağı için özellikle bir öğrenciyseniz, akademik çalışmalarınız varsa tam da eksik tamamlama dönemi, böyle bir gözden geçirme dönemi, kontrol etme dönemi sizin için. Geçmiş derslerinizde şöyle bir çalışabilirsiniz. Bu dönemde daha önceden yaptığınız, yarım bıraktığınız işleri tamamlama fırsatlarınız olabilir. Özellikle medya, internet, sosyal medya üzerindeki çalışmalarınız, hani işinizin tanıtımı, reklam, promosyon tarzı işleriniz, tasarım işleriniz, bunları şöyle bir değerlendirebilirsiniz. Daha önceden tanıdığınız kişilerle, uzun süredir görüşemediğiniz akrabalarınızla falan görüşme fırsatınız olabilir. Nostaljik bazı etkiler olabilir. Size geçmişi hatırlatacak, işte daha önceden gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Bunun gibi hoş seyahatleriniz, gezileriniz de olabilir. Olumlu bir Merkür retrosu, aslında çok da zorlayıcı bir Merkür retrosu değil. Sadece 15 Mayıs'a kadar yeni kararlar vermeyin. İşte imza atmamaya çalışın, sözleşmeleri biraz erteleyin. Yeni bir fikir gelse de aklınıza hemen adım atmayın, iyice bir inceleyin. Size bir teklif gelse de bunları bir değerlendirin. Seyahatlerde rezervasyonlarınıza dikkat edin, çünkü özellikle yolculuklarda, seyahatlerde, retrolarda biliyorsunuz karışıklıklar söz konusu olabiliyor. Sevgili Başaklar, hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın.